Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle beraber kilo vermek için 20 bilimsel yöntemden bahsedeceğiz. Uzun süren detokslar, açlıklar, mutsuz eden diyet programlarına artık bir son diyelim. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu yöntemlere kulak verelim. Hayat rutinimize ekleyeceğimiz bu 20 yöntemle kolayca kilo verebiliriz. Uzun zaman süren diyet programları kabarık fiyatlı spor salonlarını bir kenara bırakalım ve bu 20 zayıflama yöntemine kulak verelim. Bu 20 teknik sayesinde hem kilo verecek hem de sağlıklı yaşamın tadına varacağız. Uzun uzadıya giden reçeteler, detokslar, son zamanlarda moda olan ameliyatlar yerine acısız, ağrısız, moral bozukluğu olmadan uygulayacağımız bu yöntemler sanıldığından çok ama çok daha kolay. Şimdi ise kolayca kilo vermenizi sağlayacak 20 bilimsel zayıflama yöntemine geçelim. 1. Bol bol su içmek. İçtiğimiz suyun birçok faydası olduğunu hepimiz biliyoruz ve zayıflamada da büyük bir rol oynamaktadır. İçme suyu metabolizma hızını 1-1,5 saatlik bir sürede %24 ve 30 arasında arttırır. Bu da daha çok kalori demektir. Yani demem o ki ne kadar fazla su içersek o kadar kalorilerimizi yakarız demek oluyor bu. Su hem vücudumuz hem de sağlığımız için çok önemlidir. 2. Sabahları mutlaka en az bir yumurta yiyin. Düşük yağ oranı ve yüksek protein değerli yumurta özellikle büyük açlıkla uyandığımız sabah saatlerinde en önemli başlangıçtır. Haşlanmış ya da az yağlı bir omlet uzun süre tokluk sağlar ve daha sonraki öğünlerde az yememizi sağlar. 3. Kahve için Kahve çevresinde çok sayıda tartışma olmuştur. Ancak bol miktar antioksidan içeren kahve aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır. Araştırmalar kahvedeki kafeinin metabolizmayı 3 ila 11 ile arttırabileceğini, yağ yakmayı ise %10 ile 29 arasında arttırabileceğini göstermiştir. Ancak bu kahve Türk kahvesi ve filtre kahve gibi sağlıklı kahveler olmak zorunda. 4. Günde en az bir bardak yeşil çay için. Yeşil çay yağ yakmayı arttırmak için kafeinle çalıştığı düşünülen güçlü antioksidanlarla yüklüdür. 5. Yediğiniz yemekleri Hindistan cevizi yağıyla pişirin. Araştırmalar sonucu orta zincir trigliseritler açısından zengin olan Hindistan cevizi yağının günde 120 kalori ile metabolik hızı büyük ölçüde arttırdığı ve günlük kalori alanını düşürdüğü kanıtlanmıştır. 6. Şekerle vedalaşın. Özellikle çaya, kahveye eklenen şekerden bir an evvel vazgeçmeniz gerekiyor. En tatlı zehir denilen şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu ile birlikte obezite, tip 2, diyabet, kalp hastalığı ve daha fazlasına davetiye çıkarır. Ve araştırmalara göre şekerin kilo almaya ve metabolizmayı yavaşlattığı söyleniyor. 7. Rafine karbonitlardan uzak durun. Bu demek oluyor ki işlenmiş unlu mamullerle arayı açmanın vakti geldi. Ekmek, kek, kurabiye ve türevi bütün işlenmiş gıdalar, içinde bulunan şekerle beraber kan şekerini fırlatıcı özelliğiyle ani açlıklara neden olur. Mesela kahvaltı ve diğer öğünlerde doymak arzusuyla yenen ekmek size 1-2 saatte kalmak açlık sinyallerini verir. 8. Bir yemek günlüğü tutun. Kilo verme üzerine yapılan çalışmalar, porsiyon kontrolü ve kalori sayma ile birlikte tam olarak ne yediğinizi kaydettiğiniz bir gıda günlüğü tutmanın kilo verme başarısını arttırdığı sonucuna varılmıştır. 9. Ani açlık hissettiğiniz anlar için elinizde sağlıklı alıştırmalıklar olsun. Aç olduğunuzda sizi tatmin edecek ilk şey için çaresiz kalabilirsiniz. Genellikle bu işlenmiş atıştırmalıklar gibi sağlıksız bir seçenek olabilir. Boş kalorileri tüketmeyi önlemek için yalnızca sağlıklı gıdalar el altında tutmayı deneyin. Bütün meyveler, bir avuç fındık, çiğ sebzeler ve yoğurt düşünülmesi gereken en iyi seçeneklerdir aslında. Bu yüzden evimizde çok fazla şekerli atıştırmalıklar da bulundurmamalıyız. 10. Kapse isimli yani acı biber yiyin. Acıya dayanıklı olanlar için bu öneri metabolizmayı arttırmak amaçlıdır. Şöyle ki kırmızı acı biber metabolizmayı en çok arttıran yiyeceklerin başına gelir. Ve gelelim 11'e. Kardiyo egzersizler yapın. Aerobik ve kardiyo egzersizleri yapmak hem fiziksel hem de zihinsel iyilik halinizi pekiştirirken aynı zamanda kısa sürede kilo yakmanızı sağlar. En zor eriyen yağ olan göbek yağı için kardiyo ve bölgesel egzersizler elzemdir. 12. Bölgesel vücut egzersizleri yapın. Diyet yapmakta büyük bir dezavantaj kas kaybı ve metabolizmanın azalmasıdır. Bunu önlemek için daha yüksek bir metabolizma ile bağlantılı olan ağırlıkları kaldırmaya ve kas kütlesi kaybını önlemeyi deneyin. 13. Haftada en az lifli gıdalardan birini tüketin. Yani et yiyin. Kırmızı ve beyaz et fark etmez. Et tüketimi hem tokluk verecek hem de protein ve kas kaybını takviye edecektir. 14. İçeriği su yoğunlukta olan sebze ve meyveleri bolca tüketin. Çoğu sebze ve meyve dolu ve daha düşük enerji yoğunluğu olan gıdalardır. Bu da gıdaların gramı başına daha az enerji sağladığı için çok fazla kaloriyi tüketmeden daha fazla yemenizi sağlar. Bunlar salatalık, kabak, şeftali, karpuz gibi meyve ve sebzelerdir. Araştırmalar onları düzenli olarak yiyen kişilerin daha az kiloya almaya meyilli olduğunu gösterir. 15. Her lokmayı uzun süre çiğneyin. Beyne tokluk hissinin yemek yendikten 20 dakika sonra geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu demek oluyor ki lokmaları uzun süre çiğnemek tokluk hissiyle paralel olarak yemeğinizin biter ve açlık hormonunu salımının süresini azaltır. Yani yediğimiz çoğu yemeği uzun uzadıya çiğnememiz ve yemeğin tadını iyice almamız bu konuda çok önemlidir. Çünkü beyin ne kadar hani kısa bir sürede tok olduğunu hissederse o kadar erken bir şekilde acıkır. 16. Uykunuzu iyi alın. Araştırmalar kötü uykunun obeziteye kurban gitmenin en büyük faktörlerinden biri olduğunu gösteriyor. Bu çocuklar arasında %89'luk bir artış, yetişkinliklerde ise %55'lik orandadır. Kaliteli bir uyku, yağ yakımı süresinin de uzaması anlamına gelir. Çünkü uyku esnasında da fazlasıyla yağ yakarız. 17. Yemeklere bağımlı olmayın. Bağımlılık açık nedenlerle toplumumuzda ağır bir sözcük gibi görünüyor olabilir. Ancak bu konuda sağlık sorunlarınızı hafife almayın. Zihninizi geride bırakan bir beslenme, isteğiniz varsa kontrolünüz dışında beslenme ve eğlencenin ötesinde çok fazla yemek yiyorsanız o zaman bir gıda bağımlısı olabilirsiniz. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre insanların %19'unun gıda bağımlılığına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Eğer siz de böyleyseniz bence bir sağlık kuruluşundan yardım almanızda iyilik vardır. 18. Daha fazla protein tüketin. Protein seviyesi yüksek bir diyetin tüketilmesi tokluğu arttırırken metabolik hızı günde 80 ila 100 oranında arttırdığı ve günde 441 defa kalori yaktığı ortaya konmuştur. Özellikle peynir ve yoğurt uzun süre tok tutan ve yağ eritmeye yardımcı olan birer protein kaynağıdır. 19. Şekerli içecekleri ağzınıza sürmeyin. Kola, gazoz, meyveli soda, meyve suyu ve nicesi yaz günlerinde serinlemek uğruna vücuda şeker depoladığımız zehir kaynaklarıdır. Bunlardan ve diyet olanları dahil hepsinden uzak kalmadıkça kilo vermek tamamen bir hayal olarak elimizde kalır. Bunun yerine başta dediğimiz gibi bol bol su tüketirsek bizim için daha da iyi olur. Ve son olarak 20. İşlenmemiş gıdalarla beslenin. Ve karma karışık reçetelerden uzak durun. Bu demek oluyor ki ara öğünler ve ara öğünleri çeşit çeşit besinden oluşan diyet listelerini uygulamayın. Hatta bazen bir öğünde iki besinden fazlasını da tüketmeyin. Bu hem kafa karışıklığı hem de sindirim karışıklığı demektir. Vücuda giren yiyecek ne kadar sade ve karmaşadan uzaksa vücut da size onu geri verecektir. Evet arkadaşlar, anlattıklarım bu kadardı. Eğer anlattığımı beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla bilgi videosunun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup